CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı düzenlediği basın toplantısında Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan'ı yanına alarak açıklamalarına başladı. Başkan Yıldızlı muhtarlar ile yapılan görüşmelerde isimlerini saydığı devlet hastanelerinin kapatılacağı söylentilerine yetkililerin açıklık getirmesini istedi. İl Başkanı Yıldızlı vatandaşlar mevcut hastanelerin kesinlikle kapanmamasını istiyor. Ulaşım büyük problem olacak. Bunun tarihe not geçmesini istiyorum dedi. Asıl problem burada Ali Kahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi, SEKA Devlet Hastanesi, Değirince Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin kısmi ya da tamamen taşınmasıyla ilgili vatandaşlarımızın çok ciddi tepkileri var. Buradan bir kez daha tarihe not düşmek istiyorum ve yetkilileri bir kere daha uyarmak istiyorum. Buraların akıbeti ne olacak? Basınımızla, vatandaşlarımızla mutlaka ve mutlaka paylaşmanızı istiyorum. İl ve ilçe yöneticileriyle Karamürsel Tepeköy göletinin atıl vaziyette durduğunu belirterek, Karamürsel'in havadar bölgelerinde kaçak yapı mühürlenmesine rağmen inşaatı devam ediyor dedi ve şöyle devam etti. Gittik tabii ki burada bizim ülkemizde kanunu arar olduk. Kanunun kime karşı işlediğini de sorgular olduk. Çünkü Sayın Genel Başkanım 450 kilometre yol yürüdü adalet diye. Hak hukuk adalet diye. Evet biz o hak hukuk adaleti burada da arıyoruz. Gittik ve orada neyi gördük? İnşaatlar devam ediyor tam hızıyla. Ormanlar kesilmiş ama inşaatların ruhsatı yok. Başkan Yıldızlı bölgede çekilen video görüntüsünü basın mensuplarına göstererek Karamürsel ve Gebze'de yapılan ruhsatsız inşaatlar ile ilgili biz yeşil enerjiye karşı değiliz ancak şartların eşit olmasını istiyoruz. Liyakatlı kadrolara görevi devretmenin vakti gelmiş dedi. Arkadaşlar biz yeşil enerjiye karşı değiliz. Yeşil enerjiye karşı olan bir parti değiliz. Biz diyoruz ki kanunun, nizamın herkese göre eşit işlemesini istiyoruz. O zaman yörüklere de dokunma orada. Niye dokunuyorsun yörüklere? Gücüm yörüklere yetiyor.